Evet aslında bu konunun ne günü ne de zamanı ben de farkındayım. Ancak geçtiğimiz günlerde boş yere bu konu üzerinden linç yediğimi düşündüğüm için son kez konuşmak istedim. Dostlarım bildiğiniz gibi Yakup TV adlı arkadaşın yayında kurduğu cümlelerle ilgili kendimce geçtiğimiz günlerde haklı sebeplerden dolayı eleştiri yapmıştım. Ama ne oldu? Bir sürü insan çıktı dedi ki Abartıyorsun adam saf yani yanlış konuşmuş ne olacak ki? Ulan acaba fazla mı sert oldum diye düşünürken bir tane Instagram DM önüme düştü. Ve o DM'den gelen video kesitini izledikten sonra inanın az bile söylediğimi fark ettim. Aranızda Yakup TV'yi hala da tanımayanlar varsa kendisi saçma sapan videolarıyla son zamanlarda da yayınlarında sarf ettiği sadece cümlelerle bilinen birisi. Geçen videomda da onu ciddi ciddi eleştirmiştim. Çünkü kendisinin ağzından çıkanlar hem mantıksızdı hem de yayıncı olmak dediğimiz şey ya da sosyal medyada içerik üretmek dediğimiz şey böyle cümleler kurarak olmazdı. Bu yüzden özellikle bu videoyu sadece Yakup TV eleştirisi olarak değil, aynı zamanda da nasıl yayıncı olunmaz adlı öneri olarak izleyebilirsiniz. Konuya başlamadan önce Fethullah Gülen'den yani FETÖ'nün kurucusundan birazcık bahsedelim. Kendisini tanımayanlar için yani olduğunu zannetmiyorum ama Fethullah Gülen 15 Temmuz'da Türkiye'nin üzerine bo Bayağıdıran, askerimizin, polisimizin ve sivillerimizin şehit olmasına sebep olan bir orospu evladı. Yani yıllar boyunca devletin içine adam sızdırmış bir hainden bahsediyorum. Kısacası onun kurmuş olduğu bu örgüt yüzünden bu ülkenin en cesur insanları 15 Temmuz günü şehit oldu. Halkımızda büyük acılar yaşadı. Geçtiğimiz günlerde de Fethullah Gülen'in öldüğüne dair haberler sosyal medyada epey konuşulmaya başladı. Ve ben de Yakup TV'yi tam eleştirdikten sonra aldığım mesaj bu konu üzerineydi. Diyemden gelen yayın kesidini açtım, izledim ve o an dedim ki bu kadar da olmaz ya. Arkadaşlar FETÖ, FETÖ lideri Fethullah Gülen maalesef öldü diyorlar. FETÖ yani Fethullah Gülen maalesef öldü diyorlar. Maalesef mi? Ulan be ucube herif sen bir teröristin ölümüne nasıl maalesef dersin ya? Ciddi ciddi Fethullah Gülen gibi bir teröristin öldüğüne mi üzüldün oğlum? Darbe girişimiyle binlerce insanı katletmeye çalışan, bu ülkeyi ihanet eden bir o bu evladının ölümüne maalesef demek akıl alır gibi bir şey değil dostlarım ya. Tabi chatteki insanlar da haklı olarak baya çılgına döndü. Maalesef ne oğlum falan gibi tepki gösterdiler. Ama bu ucube durur mu? Durmaz ya oğlum aklıma geldikçe çıldırıyorum. Bir de başında marifetmiş gibi dipnot dipnot maalesef senin dipnotuna da mantığına da her şeyine sokayım ya. Neyse chatteki insanlar tepki gösterdikten sonra da şöyle bir açıklama olmayan açıklama yapıyor. Baba yani lafın gelişi. Maalesef ölmüş işte. Ya lafın gelişi ya öyle dedim yani maalesef ölmüş dedin. Oğlum senin lafın gelişi dediğin şey Fethullah Gülen'in ölü lan farkında mısın? Senin ben olmayan beyin hücrelerine sokayım derken gerçekten de haklıymışım. Yayın açacaksın mikrofonun başına geçeceksin ve onlarca insanı izlerken bu arada bu ucubenin ortalama 100 izlendiğini de göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Böyle saçma sapan konuşacaksın ben de eleştirmeyeceğim öyle mi? Oğlum vallahi akıl alır gibi değil ya. Bakın buradan yayıncı olmak isteyen dostlarıma sesleniyorum. Konuşacağınız konuyu bilmiyorsanız en azından susmayı bilin. Bilmediğiniz bir konuda sırf laf olsun diye konuşursanız Böyle Yakup TV gibi saçmalarsınız. Bu adamın masum ya da saf olduğunu düşünenlere kısa bir soru sormak istiyorum. Bu açıklamayı yapan birisi tam olarak nasıl masum olabilir? Eleştirdiğimde çıkıp dediniz ki abartıyorsunuz adam saf yanlışlıkla yapıyor şöyle böyle. Saf birisi gerçekten terörist'in ölüm haberine maalesef diye bir giriş yapar mı? Saf birisi çıkıp Hayata kurban giden bir kızı eleştirip katil hakkında tek bir söz söylemeden durabilir mi? Bu ucube'nin hangi tarafı masum, hangi tarafı saf? Bu sosyal medyanın en büyük ucube'liği. Açık söyleyeyim, Yakup TV'nin bu açıklaması bardağı taşıran son damla oldu. Şimdi bu adamı mutlaka aranızda eğlencesini izliyorum, kafada atmak için izliyorum diyenleriniz vardır. Kimi izlediğinize, kime destek olduğunuza ve en önemlisi de kime vaktinizi ayırdığınıza dikkat edin. Ve rica ediyorum, şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bu ucubeyi bana savunmayın. Havalar soğuyor ama Silivri çok daha soğuktur Yakup. Dostlarım, bugünlük benden bu kadar olsun. Bu videodaki düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin ve adios.